dün ilk dokunmazlık oyunu oynadık. İlk önce oyuna bir baktık, atışa bir baktık. Arkadaşlarımla bize bakıyor dedik ama yine bakmadı. Ve yine mağlup olduk. Ve bu mağlubiyetin faturasını bana kestiler bu sefer. Sen beni yazdın değil mi? Evet, seni yazdım abi. Niye hala ben? Meraktan soruyorum. Aslında bir sebebi yoktu ya. Biliyor musun? Yani ikisini bence hata da yapmış olabilirim. Kabul ediyorum ya bu hatamı. Dün konsey olmuş. Hala orada 4 tane Hakan çıkıyor. Ya gerçekten düellodan korkmuyorum ama insan der ki yani biz bu çocuğu gönderemiyoruz. Bir es verelim ya. Bir başka bir şeyleri görelim. Ben en azından gerçekten oyun alamasam bile ki hala yüzde olarak sakat olmama rağmen Yaman'ın üstündeyim. Takıma bench'te fikir olarak bağırarak işte sembolleri söyleyerek ya da gerçekten daha çok mücadele ederek bir katkı veriyorum. Ama Yaman hiçbir şey yapmıyor ve hiçbir şey yapmayan Yaman'ı koruyorlar. Hakan abi bu takıma sakatlıktan başka ne vermiş? Oynamamaktan başka ne vermiş? 4'te 4 hiç yapmış mı? 2'de 2 hiç yapmış mı? Takımı hiç oyunu alan hamleleri hiç yapmış mı? Hiç en ileri çıkmış mı? Hiç final sayısı hiç yapmış mı? Allah aşkına bana söyleyin. Bu takım Hakan abi ne yapmış da ilk dokunmazlıkta yazılmıyor. Sizden son bir şans istedi. Sence bu şansı değerlendirdin mi mesela? Değerlendirmedim. Katılıyorum yani. Yani orada şöyle ama söyleyeyim. Ama bence kıstas o değil ki. Yani sen mesela düelloda performans anlamında çok başka bir Hakan'ı izlettirdin herkese. Hı hı hı. Ama oyunlara baktığın zaman aynı Hakan o parkurlarda olmayınca bence onların yazma sebebi de düelloda gösterdiğin performanstan ziyade takım içerisinde gösterdiğin performans. Ona bakarak belki işte arkadaşlıklar devreye girdi falan. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ya ben niye aday çıkıyorum sürekli? Ya da benim niye ismim yazılıyor? Bu adam 45 yaşında bence ertesi gün bir daha potaya girmemeliydi. Ve bence bu söz muhabbetinden dolayı hani bir söz veriyorum. Sözünü tutamadın Yaman. Bir de Yaman dün konseyde adı çıkmış 5 tane. Diyor ki takım yanlış yaptı, Hakan abinin çıkması lazımdı. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı küstahlıktır. Bunun adı gerçekten küstahlıktır, kendini bilmezliktir. Kusura bakma Yaman kardeş. Senin de sonun geldi. Maalesef gidiyorsun. Paket. Bir de şimdi orada farklı bir şeydesin, motivasyondasın. Mental olarak da. Karşıda gelen rakip de hani senin onunla oynamak için ekstra nedenleri olabiliyor. Yani şimdi evet, Poyraz'ı ben de çok seviyordum. Ama Poyraz sana da ağırlık dese, sen oraya başka bir mentalce çıkardın. Biz bu arada şeyle Poyraz'la bunu konuştuk yani. Ben dedim öyle ifade etmezdim. Veya Ogeday da bunu böyle ifade etmezdi. Yani onun bir sivri dili vardı biliyorsun evet. Abi zaten yani. Düşünmeden, böyle planlamadan konuştuğu için evet, aslında daha sert. Evet ama bu hayatta işte iyi bir şey değil. Bak bazen sana geri dönebiliyor işte. Bir şeyi daha anlamıyorum. Ben o gün kazanmışım. Düellodan çıkmışım. Tamam üzgünsünüz. Poyraz gitti, arkadaşınız falan filan. Zaten beni desteklemiyorsunuz. Onu da hissediyorum zaten. Tek başımayım. Bir tek Batuhan. Batuhan beni destekledi. Ama Poyraz'ı sevmediği için değil. Batuhan haksızlığı gördü. Haksızlığı gördü. Benim 4. defa yazılmamın yanlış bir şey olduğunu gördü. Adaya geliyoruz. Yani ben böyle arkadaşların yanında durmaya çekiniyorum. Hani ben mutlu olamıyorum. Ben kazandığıma sevinemiyorum. Ne yapacağız burada? Poyraz elendi diye burada 40'ının çıkmasını mı bekleyeceğiz? Bir de helva yapalım. Ha? Şimdi yani kusura bakmayın da Poyraz kendi kaşındı. Biraz da gaza geldi. Survivor'da gaza gelmeyeceksin. Survivor'da asla gaza gelmeyeceksin. Yaman'da psikolojik olarak o kadar fazla düşüş oluyor ki. Takımı da çekiyor. Evet takımı da psikolojik olarak çekiyor. Bak biz oyun kazanıyoruz. Mesela erkek dokunulmazlığında oyun kazandıysak çok mutlu. Onun sayı alıp almaması önemli olmuyor orada. Sadece o potaya girmeyeceği için etrafa neşe saçıyor, çok mutlu. Ama biz dokunulmazlıkta geriye düştüğümüz zaman
onun yazılma ihtimali olursa diye bir anda böyle gidiyor köşeye çekiliyor, mutsuz, kimseyle konuşmuyor. Böyle sanki içine kapanıyor, konuşmak istemiyormuş gibi kimseyle. Bunlar böyle çok birikti, anladın mı? Birikti birikti. Doğru. Bir yandan da şimdi o gün gelip sizinle hani beni yazmasanız olur mu dedi. Onun üstüne Poyraz gitti. Anladın mı? Bende böyle duygusal anlamda birikim, yani negatif anlamda daha doğrusu birikim daha fazla oldu. Ve şey, ister istemez artık hani Yaman olması lazım. Ya bence o potaya giren kişinin Yaman olması lazım. Benim Yaman'ı yazmamın sebebi Hakan'ın da takıma çok fazla katkısı yok. Yaman'ın da çok fazla katkısı yok ama oyundan sonra Ogeday, ben, işte bütün takım arkadaşlarımız bir konuşma yaptık. Ogeday da dedi ki yani Seda abla ben çok stresli yarışıyoruz çünkü kaybetme lüksümüz tamamen kalktı. Biraz katkınız olsa oyunları alabiliriz dedi ve Berna'dan ve Yaman'dan hiçbir ses çıkmazken Hakan dedi ki söz veriyorum elimden gelen her şeyi yapacağım. Haklısınız, yerden göğe kadar haklısınız. Düello'da nasıl yarışıyorsam aynı şeyi sergilemek için elimden geleni yapacağım dedi. Ben bunu Yaman'dan görmeyince açıkçası daha da böyle yazmak için bir sebep oldu diyebilirim. Senin düello'da daha böyle hırslı, aslında yapabileceğini görüyorum ama bir yandan da sana da orada kızıyorum içten içe ama bunu kötü anlamda değil. Yok, tabii ki de. Bunu çünkü düello'da yapıyorsun da niye burada? Evet yani bu kadar hani bak şunu da hissediyorum mesela. Şimdi o zaman hep beraber abi, kimse şeylerde savaşmasın, dokunulmazlıklar, hep beraber düello'ya girelim. Çıkan çıksın, çıkmayan çıkmasın. Yani niye o zaman ben dokunulmazlıklarda kendimi bu kadar yoruyorum ki? Mental anlamda da düelloya hazırlayayım. İşte ne bileyim atış anlamında da adada oturayım, sadece düellonun atışlarına çalışayım. Onun haricinde hiçbir şeye çalışmayayım. Dokunulmazlık ne olursa olsun mantığıyla bakarsan da nasıl olsun? Benim de o zaman kolumu yormamam gerekiyor. Benim de omzum çok kötü. Ama diyorum ki yani çıkacağız, oynayacağız, savaşacağız, alacağız. Evet. Bence artık düelloda kimin ne seçtiğinin de çok önemi yok işte. Ama sen düelloda o halkayı atabiliyorsan, o mentale de sahipsen, geçmiş olsun. %80'lik bir adam bana o halkayı o düelloda seçmiş, bana koymaz ki o zaman. Ama şu an şunu söylüyorlar. Hakan düellodan zaten çıkıyor. O zaman Sercan'ı götürsün, Özgür'ü götürsün. Biz Hakan'ı bir yerde yeriz. Yok ya. Arkadaşlar, bu canavarı siz yarattınız. Bu canavarı öldürmek için karşıma çıkmak zorundasınız. Ve şimdi o yarattığınız canavar, daha önce de demiştim, sizi teker teker yok ediyor. İkimizin arasında bir fark var. Sen burada yazılmayan bir yarışmacısın. Ben fırsat geçtiği zaman ilk yazılan yarışmacıyım. Daha tamam, çok mücadele etmen lazım ediyorum şimdi. Ama olmadı. Üç tane performans olarak abi mesela yani Damla'yı şu anda kimin altında göreyim de mesela Damla yazayım ya da bundan önce kızlar varken demiyorum, kimin altında göreyim demiyorum. De yazayım. Düşünsene mesela. Ben her hafta çıktığım oyunda biliyorum ki kaybedersek ben tamam işte kaybetmemek için de daha çok çalışmamız Damla, lazım. Damla ben %52,5'ken de girdim düelloya ilk isim olarak. Ben %51'ken de girdim. Ben %47'yken de girdim. Ben %39'ken de girdim. Sen şu an bana 39'ken konuşuyorsun. Bana 52'yken de beni soktuklarında niye kimse konuşmadı?